8 metre yüksekliğindeki bir binanın çatısı ve zemininin çok katlı bir binanın çatısından ölçülen alçalma açıları sırasıyla 30 ve 45 derece imiş. Çok katlı binanın yüksekliğini ve iki bina arasındaki uzaklığı bulunuz. Şu söylenenleri çizelim bence değil mi? Evet, 8 metre yüksekliğinde bir binamız var. Evet, buraya 8 metreyi not edelim. Bu binanın çatı ve zeminine göre burası ve burası. Çok katlı bir binadan ölçülen alçalma açıları. Hmm. Ee, bir tane de çok katlı binamız var demek ki bu binanın 8 metre yüksekliğindeki binadan daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Neden diye soracak olursanız 8 metre yüksekliğindeki binanın çatısı ve zeminine göre ölçülen alçalma açıları deniyor da o yüzden. Eğer bu bina daha yüksek olsaydı çatısına göre ölçülen açının yükselme açısı, zeminine göre ölçülen açının da alçalma açısı olması gerek. Kirdi. Açıların ikisi de alçalma açısı olduğuna göre, bu binanın daha yüksek olması lazım. Evet, bunu çok katlı demelerinden de anlayabiliriz aslında. Yani çok net bir tanımlama değil tabii ama çok katlı binalar genellikle yüksek binalardır öyle değil mi? Her neyse. Açılar sırasıyla 30 ve 45 derecelik açılarmış. Şimdi de bu açıları çizmem lazım. Evet sizce bu açılar nerede oluşuyor? Bir daha okuyalım mı? Bu açılar çok katlı binanın çatısından ölçülüyormuş. 30 derece ve 45 derece. Önce buraya bir yatay eksen çizeyim. Şimdi bize çatısı ve zemininin çok katlı bir binanın çatısından ölçülen alçalma açıları sırasıyla 30 ve 45 derecedir dediklerine göre çatısının alçalma açısı 30, zemininin alçalma açısı da 45 derece olmalı. Evet sırasıyla kelimesini kullandıkları için bunun böyle olacağını söyleyebiliriz. Şu nokta. 8 metre yüksekliğindeki binanın çatısına bir doğru çiziyorum. Oluşan bu açıya da 30 derece diyebilirim, değil mi? Aynı şekilde bir de zemine doğru giden bir doğru çiziyorum ve ve bu açıda 45 derece olacak. Soruda bize verilen bilgiler bunlar. Peki bizden ne istiyorlardı? Çok katlı binanın yüksekliğini ve iki bina arasındaki uzaklığı bulunuz diyorlardı değil mi? Evet bulmamız gereken şeylerden biri bu yükseklik. Ne kadar olduğunu bilmediğimiz için de H olarak isimlendirelim. Bir de iki bina arasındaki uzaklığı bulmamız lazım öyle değil mi? Bahsi geçen bu uzaklıkta işte burada bunu da şimdilik D olarak isimlendiriyorum. Şekli çizdikten sonra soruda bizden istenenlere dayanarak kullanabileceğimiz dik üçgenleri bulmamız lazım. Neden dik üçgen bulmamız gerektiğini merak ediyorsanız da bize verdikleri bu açılar yüzünden diyebilirim. Çünkü bu açıları bir dik üçgenle birleştirdiğimizde biraz da trigonometri kullanarak bizden istediklerini kolaylıkla bulabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi dik üçgen oluşturmam lazım. Buraya bir çizgi çizersem bu iki doğru birbirine paralel olacağından bu açı da 30 derece olur öyle değil mi? Böylelikle burada bir dik üçgen elde ettik. Buna ek olarak burada da bir tane üçgen var ve kenarlarından biri çok katlı binanın yüksekliği, diğeri de binalar arasındaki uzaklık olduğu için bu üçgeni kullanmanın daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Bu üçgenin bu açısı da 45 derecedir. Bir saniye, eğer bu açı 45 derece ise bizden hem çok katlı binanın yüksekliğini hem de binalar arasındaki uzaklığı bulmamızı istiyorlar ama az önce de söylediğim gibi eğer bu açı 45 derece ise D ve H yani açının karşı ve komşu kenarları birbirine eşittir. Neden diye soruyorsanız hemen söyleyeyim. Bu açı eğer 45 derece ise bunun 90 derece olduğunu biliyoruz. Bu durumda bu açı da 45 derece olur öyle değil mi? Bu da bu üçgenin ikiz kenar bir dik üçgen olduğu, D ve H'nin birbirine eşit olduğu ve bulmamız gereken bilinmeyenin sadece bir tane olduğu anlamına gelir. Harika. Ama D'yi veya H'yi nasıl bulabiliriz acaba? Bize verilen tek uzunluk 8 metre. Peki, bu verilenle istenilen şeyi bulmak mümkün mü dersiniz? Bu tarz soruları çözmeye başlamadan ben önce çözümün mümkün olup olmadığını düşünürüm. Şimdi bu binanın çatısında durduğumuzu düşünelim. Elimizde de bir lazer tabancası olsun. Lazer tabancasını yatayla biri 30, diğeri 45 derecelik açılar yapacak şekilde ateşlersem, bu ışınlar son sonsuza kadar uzanacaklar ama aralarındaki uzaklığın 8 metre olacağı tek bir nokta olacak. Bu noktadan önce aralarındaki uzaklık daha küçükken bu noktadan sonra da aralarındaki uzaklık giderek artmaya başlayacak. Öyle değil mi? Ve eğer buradan bu şekilde bir doğru çizersem sonra geri dönüp bir de bu şekilde evet bu noktayı bulabilirim. Bu noktayı bulabiliyorsam da bu uzaklığı veya yüksekliği bulabilirim. Evet. Bu sorunu çözebiliriz. Çözebileceğimizi bulduk. Ama şimdi ne yapacağız? Bu yükseklik 8 metre olduğuna göre e, burası da 8 metredir. Herhangi bir üçgenin bir kenarını elde edemedik ama şu anda zaten tüm bunlar arasında bir ilişki kurmaya çalışıyoruz. Bir bakalım burası D ise burası da D'dir. Evet bu şekilde yazayım. Peki bu durumda bu yükseklik neye eşit olur? Şöyle yapalım mı? Burası 8. Burası da H ise bu uzunluk H eksi 8'dir. Evet 8'de 8 ile H eksi 8'i toplarsak 8 elde ederiz öyle değil mi? Ve işte şimdi ne yapacağımı biliyorum. Diyorum. Elimizde iki tane değişken var, h ve d. Bu arada bu açı 45 derece olduğundan bunlara h ve d demek yerine ikisini de aynı şekilde adlandırmamız da mümkün ama şimdilik böyle bırakayım. Bu açı eğer 45 derece olmasaydı, evet elimizde iki değişken ve iki tane de denklem olurdu. Bu denklemlerden biri bu üçgenden gelecek. Bunu bu kenarla bu kenar arasındaki ilişkiyi yani bu açının tanjantını yazarak elde edeceğiz. Diğeri ise bu üçgenden gelecek. Bu kenarla bu kenar arasındaki ilişkiyi bulacağız ve bu defa da bu açının evet tanjantını kullanacağız gene. İsterseniz 45 derecelik açıyla başlayalım. Burası h, burası da d öyle değil mi? Hemen yazıyorum. h bölü d eşittir tanjant 45 derecedir. Yani karşı bölü komşu. Tanjant 45'in 1'e eşit olduğunu da biliyorum. Bunu siz de hatırlıyor musunuz? Eğer hatırlamıyorsanız size bunu kolaylıkla nasıl hatırlayabileceğinizi de göstereyim. Şuraya hemen küçük bir üçgen çizin. Bu açı 45 derece olacak. Bu bir ikizkenar dik üçgen ve eğer bu kenar 1 ise bu da bir hipotenüste karekök içinde 2'ye eşittir. Bunu Pisagor teoremi aracılığıyla bulduğumu da ekleyeyim. Tanjan 45'e baktığımızda ise 1'e eşit olduğunu görüyoruz ve bu da h ile d'nin eşit olduğunu doğruluyor. O halde buradaki h'lerden kurtulalım ve h yazdığımız yerlere de d yazalım. Böylelikle kafamız daha da az karışmış olacak. Şimdi de bu üçgene gelelim. Karşı bölü komşudan h eksi 8 bölü d'nin tanjant 30'a eşit olduğunu biliyoruz. Hemen yazalım. h eksi 8 soruda verilen 8'i de böylelikle kullanmış oluyoruz. Bölü d eşittir tanjant 30 derece. Tanjant 30 derecenin neye eşit olduğunu bulmak için küçük bir üçgen daha çizeceğim. Şuraya çiziyorum. Ee, çok da iyi bir çizim olmadı. Ee, bir daha deneyeyim. Evet, burası 60 derece. Bu kenar 1 ise bu 2'dir. Bu da 2'nin karesi eksi 1'in karesi yani karekök içinde 3. Bu durumda tanjant 30 derecede karekök içinde 3'e eşit olur. Hemen çizelim. Evet, bu açı 30 derece. Tanjant 30'da da evet karekök içinde 3 değil 1 bölü karekök içinde 3'e eşittir. Evet gördüğünüz gibi hata yapmak çok kolay ama 30 derecenin küçük bir açı olduğunu ve tanjantının da 1'den küçük olması gerektiğini aklınızdan çıkarmazsanız az önce yaptığım gibi bir hata yapmazsınız. Neyse devam edelim. H eksi 8 bölü D tanjant 30'a yani 1 bölü karekök içinde 3'e eşit. Böylelikle yani elimde bir bilinmeyenli tek bir denklem olduğuna göre e, Yalnız H yerine D yazmayı unutmuşum bir saniye. Evet, bu H'nin yerine hemen bir D koyalım. D eksi 8 bölü D eşittir 1 bölü karekök içinde 3. Şimdi çözelim. Çapraz çarpım mı alsam yoksa bir bakayım sadeleştirebileceğim bir şey var mı? E, tamam, aynı renkleri kullanmaya devam edelim. D çarpı karekök içinde 3 eksi 8 çarpı karekök içinde 3 eşittir D. D'leri aynı tarafa almam lazım. İki taraftan da D çıkarı d parantezinde karekök içinde 3 eksi 1 eşittir 8 karekök 3 olur. Bu arada trigonometrinin çok geride kaldığını da söyleyebilirim. Yani şekli çizip soruda bize verilenleri şekil üzerinde gösterdikten sonra buradaki iki denklemi oluşturduk. Bunları bu açıların tanjantını kullanarak yaptık. Evet, tanjant 30 ve tanjant 45'i kullandık. Ama şu anda artık işin cebiriyle uğraşmakta olduğumuzu görüyorsunuz, değil mi? Elde edeceğimiz sonucun temiz bir sonuç olması için de elimden geleni yapacağım. Buradan d eşittir 8 kök 3 bölü kök 3 eksi 1 bulduk öyle değil mi? Bu noktada bırakabilirim ama öğretmenlerimizin çoğu zaman sadeleşmiş bir cevap istediklerini bildiğimden ayrıca paydadaki köklerde çok istenilen bir durum da değildir. Bu yüzden bunun payını ve paydasını kök 3 artı 1 ile çarpacağım. Bu sayede buradaki kökten de kurtulmuş olacağız. Paydan önce paydayı yapalım kök 3'ün karesi 3'tür. Bunlar birbirini götürür ve 1 çarpı eksi 1 de eksi 1 ettiğine göre payda da 2 kalır. Burada 2 kare farkını kullandık. Paya gelelim. 8'i yazıyorum. Parantez açalım. Bu çarpımda da 3 artı kare 3 elde ederiz. 8 ile 2 sadeleşince de geriye 4 çarpı 3 artı kök 3 kalır. Çok da temiz bir sonuç olmadı aslında. Bu tarz sayılarla karşılaştığımda ben genellikle şüphelenirim ama bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Evet sonuç 12 artı 4 kök 3. Sanırım benim de çok standart olmayan bu tarz sonuçları kabul etmeyi öğrenmem lazım. Şekle geri dönüyorum. D eşittir 4 çarpı 3 artı kare kök 3 yazıyorum. Yükseklik içinde 4 çarpı 3 artı kare kök 3. İşte bu kadar.